Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, ebeden daime. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Kardeşlerim, Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda 1000 aydan daha hayırlı eylesin. Leyle-i Kadri hakkımızda 1000 aydan daha hayırlı eylesin. Sevab-ı amalin 1'e 30.000 yazıldığı şu günlerde hepimizin defteri hasenatına yubeddilullahu seyyiatim hasene ayet-i kerimesinin sırrıyla hem günahlarımızı sevaba tebdil edip hem de şerre olan meyillerimizi hayırlı işlere, hayırlı amellere tebdil eylesin. Malumunuz İslam dünyasını üzen, Müslümanları, ehli imanı, ehli hamiyeti, ehli izzeti ağlattıran, vaveyla ettiren zalim Yahudilerin, İsrail ordusunun, İsraillilerin Müslümanlara, Filistinli kardeşlerimize Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu ihanetle, zulümlerle her Ramazan olduğu gibi yine bu Ramazan'da karşı karşıyayız. Cenab-ı Hak tabii ki onların o yaptığı zulümleri Kur'an-ı Hakim'inde defaatle izah ediyor. Defaatle ehli imana, müminlere, Müslümanlara bir ikaz manasında, hatırlatma manasında onların mahiyetlerini anlatıyor bize. Hem bu dersimizde Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da Kur'an-ı Hakim'in nazarıyla ehli imana, Müslümanlara ve dünya siyasetinde Yahudilerin halini, vaziyetini, tarifini hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleriyle hem İslam dünyasının geleceği, İttihadı İslam manası nedir, nasıl olacaktır? Bu minvalde Risale-i Nur'dan, Kur'an hakikatlerinden, ayetlerin tefsirlerinden birkaç nükteyi, birkaç noktayı okuyup anlamaya çalışacağız inşallah. Evvela Sözler kitabından, Mucizat Kur'aniye Risalesi'nden birkaç mevzu, birkaç mana okuyacağız inşallah. Sonrasında Filistin meselesini okuyacağız ve sonra İttihad-ı İslam manasında alem İslam'ın geleceği ne olacak, nasıl olacak, bu manada kısa bir ders yapacağız. Okuyup anlamayı, istifade etmeyi Cenab-ı Hak Rabbim sizlere, bizlere nasip etsin inşallah. Hem mesela yuzebbihune ebnaekum ve yestahyune nisaekum. Yani Beni İsrail'in oğullarının kesilip kadın ve kızlarının hayatta bırakmak bir firavun zamanında yapılan bir hadise unvanıyla Yahudi milletinin ekser memleketlerde her asırda maruz olduğu müteaddit katliamları, kadın ve kızları hayat-ı beşeri-i sefihanede oynadıkları rolü ifade eder. Yani kızlarını bırakıp erkeklerini öldürmeleri Yahudilerin, Kur'an-ı Kerim'in bize bir işareti, bir noktası, bir nüktesidir ki demek ki bütün zamanlarda Yahudiler ortalığı ifsad etmek için kadın fitnesini ve kadınları ve kızları yine toplumun ahlakını bozmakta hayatı beşeriye-i sefihanede rol olarak, rol model olarak kullanacaklarını Kur'an-ı Kerim bize işaret ediyor. Yine 5-6 ayeti kerim okuyacağım. Onların manasına yine vereceğiz Mucizat-ı Kur'an-ı Risalesi'nden. Veletecidennehum ehrasen nasi ala hayat. Ve tere kethira minhum yusari'une fil ismi vel udvani ve eklihumu suhte libe'se ma kunu ya'melun. Ma kanu ya'melun. Ve yes'avne fil ardi fesadellahu la yuhibbul mufsidun. Ve gadayna ila beni İsrail'e fil kitabi لَتُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اِلَى آخِرِ الْاَيَةِ Sen onları hayata karşı insanları en hırslısı olarak bulursun. Bakara suresinden 26. ayet-i kerime. Yine sen o Yahudileri günaha, zulme ve haram yemeye koştuklarını görürsün. Ne kötü şeydir ki o yaptıkları. Maide suresinde 62. ayet. Onlar yeryüzünde hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise o bozguncuları, o yeryüzünü ifsad edenleri sevmez. Yine Maide suresinde 64. ayet-i kerime. İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle bildirdik.
Siz yeryüzünde iki kere fesat çıkartacaksınız. Bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Hem İsra suresinin 4. ayet-i kerimesi hem de Bakara suresinin 60. ayet-i kerimesinde izah ediyor. Bunu üstadımız bu ayetlerin bu asra bakan mucizane ihbar-ı gaybisinden bahsedecek. Buralar okuyalım. Yahudilere müteveccih şu iki hükmü Kur'ani, o milletin hayat-ı içtimaiyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur umumi tazammum eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sayu emeli, ameli sermaye ile mübareze ettirip, yani emeği, gayreti parayla değiştirip, fukarayı zenginlerle çarpıştıran muzaaf, kat kat riba, faiz yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud'a ile cem-i mal, mal toplayan o millet olduğu gibi mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri ve hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Tekrar edelim. O ayet-i kerimeye benim ayeti okurken başladığım meale göre Üstad Hazretlerin yapmış olduğu bu asra bakan mucizane ihbar olan o tefsir manasına bakalım. Şu ayetler Yahudilere müteveccih iki Kur'an'ın iki hükmünü bize gösteriyor. Nedir üstadım bunlar? O millet hayat-ı içtimaiye insaniyede, yani toplumsal hayatımızda, sosyal hayatımızda Yahudiler dolap hilesiyle şu iki müthiş düsturu umumi tazammum eder. Nedir o dehşetli o iki düsturları? Hayat-ı içtimaiye-i beşeriye, yani insanlığın sosyal hayatını sarsan ve sayu ameli sermaye ile mübazere ettirir. Yani kapitalizm, aynı zamanda emperyalizm ve kapitalizm. Yani emek kıymetsiz, para kıymetli. Parası olan emekçiden, sanatkardan daha büyük ticaret yapıyor, daha büyük iş yapıyor ve cem imal yapıyor. Hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sayu ameli sermaye ile mübareze ettirip fukarayı, fakirleri zenginlerle çarpıştıran, muzaaf riba yapıp bankaları tesise sebebiyet veren, kat kat faiz artımıyla bankaları dünya üzerinde tesis ettiren hile ve hud'a ile cem'i mal yapan, aldatarak, oyun yaparak, insanları kandırarak mal toplayan o millet olduğu gibi daima mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için, yani Bir Dünya Savaşı'nda da Almanlardan, özellikle Almanlardan gördükleri o zulümlerden dolayı Yahudiler, o Hitler manasında, o daima zulmünü gördükleri hükümetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilale parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor. Yani dünyanın neresinde darbe, fitne, fesat, ihtilal, halk ayaklanmaları varsa mutlaka 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra altından o 2. Dünya Savaşı'ndaki hükümetlerin Yahudilere yapmış olduğu zulümden dolayı, Hitler bunun örneğidir, zulümden dolayı intikam manasında dünyada kıyamete kadar her türlü fitne ve fesadı onların çıkaracağını şu ayeti kerime ifade ediyor. Mesela fetemennevul mevt. Eğer doğru iseniz mevti isteyiniz. Bu ayet-i kerimede hakikaten mucizane bir ihbar. Hiç isteyemeyeceksiniz. İşte Meclis-i Nebevi'de küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise unvanıyla mileli insaniye içinde hırs-ı hayat ve havs-ı mematla en meşhur olan milleti Yahud'un, Yahudilerin ta kıyamete kadar lisan-ı halleri mevti isteyemeyeceğini ve hayat hırsını bırakamayacaklarını ifade ediyor. Bu ayet-i kerime hakikaten acayip. Ehli iman demek ki Yahudileri ölümle tehdit edecek. Yani Yahudileri en çok korkutan şey ölüm. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğru sözlüyseniz ölümü isteyiniz. Hiç isteyemeyeceksiniz diye ayet onlara meydan okuyor. İşte Meclis-i Nebevi'de Peygamber Efendimiz'in huzurunda küçük bir cemaatin cüz'i bir hadise unvanıyla mileli insaniye içinde, yani Efendimiz'in huzurunda olan bir hadisede, bunun detay ve teferruatı Asar-ı Bedde'de var. Fakat zamanımız çok olmadığından oraya gitmeyeceğiz. Başka manalar okuyacağız.
bir hadise unvanıyla orada geçen bir olayda insanlar içinde Yahudilerin orada bulunup hırsı hayat, hayat hırsları ve havf-ı memat, ölümden korkmalarıyla o meşhur olan Yahudileri kıyamete kadar Kur'an-ı Hakim şu ayeti kerime ile onların mevti isteyemeyeceklerini, yani ölüm isteyemeyeceklerini, o kadar cesur olmadıklarını, korkak olduklarını ve onlar en çok korkulan şeyin de ölüm olduğunu ve hayat hırslarını kıyamete kadar bırakmayacaklarını ifade eder. Hem yine mesela ve zuribet aleyhimuz zillete vel meskene. Ve zuribet aleyhimuz zillete vel meskene. Şu ayet-i kerime, yani kısa mana olarak, onların üzerinde bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu. Bakara suresinin 61. ayet-i kerimesinde. Şu unvanla o milletin mukadderat-ı istikbaliyesini umumi bir surette ifade eder. Yani ayet çok kısa veciz bir ifadeyle Yahudilerin başına ilk zamandan, insanlığın ilk tarihinden kıyamete kadar gelecek ve yüzel üstlerine vurulan o damgayı ifade eder ve anlatır. Nedir bu damga? İşte şu milletin seciyelerinde ve mukadderatında münderic olan şöyle müthiş desatir içindir ki Kur'an onlara karşı pek şiddetli davranıyor ve dehşetli sille-i teedip vuruyor. Kur'an onlara karşı şiddetli davranıp şiddetli, dehşetli bir tokat vuruyor. İşte mesela şu misallerden kıssa-i Musa aleyhisselam ve Beni İsrail'in sair cüzlerini ve sair kıssalarını buna kıyas et. Kıssa-i Musa Kur'an'da 7 defa geçiyor. Yani Yahudilerle olan o mesele 7 defa geçiyor. Ve siyah sibak itibariyle, yani ayetlerin öncesi ve sonrası, kıssanın öncesi ve sonrası itibariyle Kur'an-ı Hakim'in noktayı nazarı 7 farklı hadiseye, Yahudilerin 7 farklı özelliğine adeta veya ehli imana 7 noktayı nazardan ibret verecek şekilde ayarlanmış, dizilmiş Kur'an-ı Hakim. İşte şimdi şu dördüncü ışıktaki icaz-ı lem'ay-ı icaz gibi Kur'an'ın basit kelimatlarının ve cüz'i mebhaslerinin arkalarında pek çok işaretler vardır. Arife işaret yeter. Mesela şuradan şu ifadelerden Asar-ı Bedi'deki yerden o aklımıza takılıp kalmasın sonrasında, hani acaba nasıl geçiyordu, ne geçiyordu diye. Asar-ı Bedi'de şöyle bir ifade var. İnşallah bulabilirsek. O kıssa nedir manasında okuyayım, vaktimiz var. Kıssa-i Musa'nın Kur'an'da tekrarından çıkan lem'ayı icaz. İşte şu kıssa Kur'an'da tekraren zikrolunur. Yani Kur'an-ı Kerim aynı hadiseyi neden 7 defa zikreder? Zira azim bir kıymeti var, büyük bir kıymeti var. Hakikati büyüktür. Çok esrara, çok sırlara maliktir. Tesis-i İslamiyet, hem tebliğ-i risalet, tahammülü meşakkat, bak İslamiyet'in tesisi, hem Peygamber Efendimiz'in tebliği, hem meşakkatlere katlanması, hem telkin-i ümmet, ümmeti ikaz ve irşat, hem telakki-i millette, milletin anlayışında bir usve-i hasene, yani güzel ahlak, doğru ahlak, güzel misaller, hem bir misali ensep, münasip, uygun bir şekilde misaller. İşte o kıssayı Musa'da bu 7 nükte var. Esasatı risalet. Desatiri mühimme, o kıssa zımnındadır. O düsturların mühimleri o kıssanın içindedir. Vücuhunda tenevvü, cihat-ı kesirede, 2 derecede tebaiye, bir ciheti hayatın maziye müstakbel uzanmış derin hem pek geniş, içtimai hayatın desatine camidir. Ziya, gıda gibidir. İhtiyacı hakikat. Düsturu tekerrür etse, ders de tekerrür eder, 2. derecede binler düsturlarından birkaç tane numune. Mesela, Kur'an-ı Hakim, Firavun'a hitaben şu cümleyi azamete bak. Mesela, fel yevme nuneccike bibedenike. Şu feraini Mısri'nin, mumyalarla envatının
ecsadının maziden müstakbele nakleden garip bir düsturu mevt alut hayatı ihtarla verir dehşet. Yani ölümü kabullenemeyişlerindeki, hatta tekrar o ölümü idrak etmeyip kabullenemediklerinden dolayı mumyalanarak hayatlarını bir cihette kendilerini devam ettiklerini düşünmelerini bize gösteriyor. Dehşetli bir hakikat. Üstad Hazretleri bunu bu zamana tatbik edip Firavun ve Firavun meşreplerin de toprakta cesetlerinin olmayacağı, büyük müzelerde sergilenip aynı Firavun gibi, nasıl ki İngiltere'de bir müzede sergileniyor, Firavun ve Firavun meşreplerin, mesela Rusya'da Lenin gibi Firavun ve Firavun meşreplerin, Firavun'a benzeyen zalim tagilerin toprakta cesetlerinin, kabirlerinin olmayıp mumyalanacağını, aynı şekilde Türkiye'de de var benzerleri, mumyalanıp bir cihette Cenab-ı Hak onları ibret olsun diye insanlara gösteriyor. Demek ki o mumyalananlar kıyamete kadar Yahudi ve Yahudi milletleri veyahut Yahudi milletlerinin arkasında olduğu insanlardır. Burada bir nükte çıktı. Hatta Firavun'u Musa, bedeni de Naci'dir, seyli zamanı atmıştır. Mumya taht üstünde şu asrın sahiline. Atik bir yadigari ibret. Mesela Ya Hamanu İbnül Sarhan, yani acayip, Ya Hamanu Li Sarhan. Şu kelam bize veriyor. O dağsız düz kısanın dağî selametinde ehramların inşası arzuyu garibi bir meylanı haşmet. Hükümran olduğunu muhteşem ehramlara, yani onların o tapındıklarına, o büyük Mısır piramidi dedikleri şeylere, zulüm ve abes şeylere vücut veren bir düstur. Bu cümle eder ihtar, verir bir ders hikmet. Mesela inne Karune kâne min kavmi Musa. Yani Karun da Musa'nın kavmindendi. O ne demişti? İnnemâ ututihi alâ ilm. Ben kendi ilmimle kazandım. Kazandığım servetimi, kazandığım hazineleri, malı mülkü kendi servetimle, kendi ilmimle kazandım dedi. İşte şu hüküm beşere der. Akvam-ı cihanın beyninde kavmi beni İsrail, efratları elinde muzır hem de haram gayet büyük bir servet olacak. Yani Kur'an-ı Kerim Karun'un servetinden bahsederken aslında bize diyor ki Yahudiler ve Karun'un torunları, çocukları aynı o şekilde kıyamete kadar öyle malları biriktirecekler ve haram, hile ve hud'a ile kazandıkları bir mal, cem-i mal, toplanmış bir mal kıyamete kadar onların elinde olacak diye Kur'an-ı Kerim bize işaret ediyor. La siyyema, en azından vesaili riba ile, kat kat faiz ile servetleri ellerinde tutturan hem de onu toplayan hariskar, hırslı düsturlarıyla şu cümle bize ihtar ediyor. Beşer bunu dinleyecek. Mesela velen yetemennehu ebede. Şu cümlenin, eğer bunu yapamazsanız ki yapamayacaksınız diyor, onlara meydan okuyor. Şu cümlenin zımmında, gizliliğinde, içinde gizli bir nükte olarak kavmi Yahudinin mahsus bir tarzı hırsı hayat, bir çeşit havf-ı memat, beşere ihtar eder bir düsturu garabet. Yani onların hayat hırsları hiçbir zaman bitmeyecek. Onlardan bir cemaat huzur-u nebevide münazara isterken, yani bir tartışma mevzusu açarken, kendini haklı bilen mevti temenni edip izhar etsin bir hüccet. Yani eğer doğru sözlüyseniz ölümü isteyin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber teklifine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teklifine kimse lisanı kalil etmedi cesaret. Hiçbiri çıkıp evet ben bunu yapamazsam ölümü kabul ediyorum diyemedi. Kur'an-ı Kerim'in bunu bize zikretmesi, o kıssayı, hususiyeyi, o hususi hadiseyi Kur'an'ın mevzu etmesi, onların adeta izzet-i İslamiye'de olan erkekçesine merdane bir tavrı kıyamete kadar Yahudilerin içinde olmayacağını ve daima korkaklıkla, ürkeklikle, ölümden korkmakla yaşayacaklarını gösterdi. Demek ki İslam ümmeti, Müslümanlar, onları ölümle tehdit edecek. Kur'an-ı Kerim bize işaret ediyor. Onların en korktuğu şey zira ölümdür. Bu cümlenin zımnında bedbaht kavmi Yahud'un, Yahudi kavminin kaderin kalemiyle alınlarına yazılmış hayati müthiş düstur daima bir musibet. O da budur. O kavmin cihan aktarında hemen şimdiye kadar mükerrer hedef olmuş, bedbaht olmuş millet. Yani dünyada hiçbir millet, hiçbir kavim, hiçbir kabile, hiçbir ırk, hiçbir hükümet bunları açıktan, saraheten kabul etmiyor. Nerede insanlar, nerede hükümetler, nerede topluluklar varsa mutlaka Yahudilere düşmanlıkları var. Tabii onların hile ve hut'a dolaplarıyla belki onlara mukabele edemiyor, belki karşı gelemiyorlar. Açıktan onlara muhalefetlerini gösteremiyorlar ama aslında kesinlikle onlara karşı bir muhalefetleri var. Kur'an-ı Kerim bunu gösteriyor. Pek çok katliamlarla
kızlarıyla hayatta sefahat aleminde büyük rol oynamış. İşte bu kelam der. O asırda hadise-i musibet asarın düsturudur. İhtar eder beşere. O hadise düstur olmuş. O milletin manevi şahsiyeti göstermiş müşahhas bir cemaat. Mesela ve zuribet aleyhimuz zillete vel meskene. Evet, havf-ı mevt, mevte sebep. Hırs-ı hayat, illeti zillet. Bakın, ölümden korkmak ölüme sebeptir. Havf-ı mevt, havf-ı mevt, mevte sebep, ölüme sebep. Bir adam ölümden korkuyorsa ölecektir. Hırs-ı hayat, illeti zillet. Hayat hırsı ise, para hırsı ise, madde hırsı ise çok insanların, bütün insanlığın hatta zilletine girmeye, elini öpmeye sebep olur. Bu iki düsturu hikmet içine almış iki cümle, iki ayet. İşte Kur'an-ı Kerim onlara işaret ediyor. Ve la ta'sav fil ardi mufsidin. La tufsiduna fil arz. Yani onlar yeryüzünde muhakkak fitne ve fesat çıkaracaklar diye İsra suresi işaret ediyor. Şu cümlede o kavmin bu zamana kadar da beşerde oynadığı ifsad ile, riba ile, hile ile hem nihayet. Yani aslında oynadıkları, oynayacakları son oyunun da hile, yeryüzünde fesat çıkartmak ve faiz dolapları, riba dolapları olduğu görünüyor. Derin bir intikamla müfsidane bir rolü, o inatlı rolünü oynattıran halet-i ruhideki düsturu ihtar eder şu ayet. Şu kaç cümle numune, denizden yedi katre, hadise etse tekerrür, inkılap eder düstura. Yani bunları tekrar ettikçe Kur'an-ı Kerim'in düsturunun hakikati açığa çıkar. Kur'an'daki tekrar, yani o kıssayı yedi defa Kur'an-ı Kerim'in zikretmesi bu sırra eder remis, işaret eder, hem de eder delalet. Kat'i bir surette gösterir. Yine bu ve vuribet aleyhimuz zillete vel meskene ayet-i kerimesini üstadımıza ağabeylerimiz soruyorlar. Üstadım nedir bu ayetin hakikati denildiğinde üstadımız muazzam bir tespit yapıyor. Hakikaten yani bir kaderi nazar, Allah canibinden bakmak, nefsül emirden bakmak, Kur'an nazarıyla, nebevi bir nazarla bakabilmek herhalde bu demektir. Çok önemli. Yani buraya kadar okuduğumuzun özeti. Doğrudan doğruya sual şu. Filistin meselesi. Yani Mescid-i Aksa'da olan zulümler. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri bunu görüyor. Daha o zaman 1940'larda, 50'lerde İsrail, Yahudiler bu kadar orada güçlü değilken, daha yeni yeni adeta başlamışken Filistin meselesi gündeme geldiğinde Bediüzzaman Hazretleri çok güzel, mükemmel bir cevap veriyor. Nedir bu? Ve zuribet aleyhimuz zillete ve zuribet aleyhimuz zilletu vel meskenet. Ayeti celilesinin bir nüktesidir. Şu alarda sayfa 507'de. Yani onları sen zillet ve meskenet tokadı yemiş olarak bulursun diyor Yahudiler için Kur'an-ı Kerim. Aziz Nur kumandanı ve Kur'an'ın hadimi, hizmetkarı kardeşim Re'fet Bey. Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikle ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeye müstahak olmuşlar. Aziz ve sıddık kardeşim Re'fet Bey, Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadı yemeye müstahak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Belki yani Filistin meselesinde Mescid-i Aksa'ya yapılan olaylarda, Filistin'e yapılan zulümlerde, Müslüman kardeşlerimize orada yaptıkları hainliklerde, ihanetlerde Yahudiler çabuk tokat yemiyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim diyor ki bunlar devamlı zillet ve meskenet tokat yiyecek. Yani bir toprakları olmayacak ve devamlı zillet içinde kalacak ve insanlar bunlardan nefret edecek. Kur'an-ı Kerim bunu dediği halde. Ne için Filistin meselesinde, Mescid-i Aksa meselesinde son 30-40-50 yıldır bunlar rahat yaşıyorlar. Bunlara Cenab-ı Hak bir cihette mükafat, acil bir ceza vermiyor. Üstad Hazretleri muazzam cevabında şunu dikkat ediyor. Bakın, Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil. Demek ki Mescid-i Aksa meselesinde, Filistin meselesinde Yahudiler hubbu hayat, dünya aşkı, para aşkı, dünya sevdası, dünyaya tapmaktan dolayı değil. Peki neden bu kadar Filistin üzerine gidiyor ve Müslümanların üzerine gidiyorlar? Belki Enbiya-i Beni İsrail'in mezaristan olan o Filistin, o eski peygamberlerin kendi memleket milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette ehemmiyetli bir hissi milli ve hissi dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar. Şimdi biz şunu kabul edelim.
Dünyayı ister Big Bang'den kabul edin, ister bilimin dediği gibi 7000 yıl deyin, Kur'an'ın ifadesiyle 7000 yıl deyin, isterseniz bilimin dediği gibi yani güncel uyduruk tarihin dediği gibi 10.000 yıl, 20.000 yıl, 30.000 yıl, 40.000 yıl, ne derseniz deyin, bir gerçek var, değişmez. Filistin, Mescid-i Aksa civarı insanlığın merkezi, insanlığın başladığı yer adeta. Cenab-ı Hakk'ın insanlara, dünyaya gönderdiği yer. Şimdi böyle bir yerde, böyle bir mekanda ve peygamberlerin ekserisi Beni İsrail'e, yani Yahudilere gelmiş. Yani 124.000 peygamberin çok büyük çoğunluğu Yahudilere gelmiş. O civara gelmiş. Dolayısıyla Yahudiler, yani Beni İsrail, Kur'an'ın ifadesiyle Beni İsrail, Filistin ve civarına, Mescid-i Aksa'ya, Süleyman Mabedi'ne, o muhite, o mıntıkaya sahip olmak istemelerinin altında dünya perestlik hissi ve milliyetçilik hissinden ziyade, daha ziyade dini hissiyatları ve ecdatları, dedeleri olan Beni İsrail peygamberlerinin mezaristan olması niyetiyle, cihetiyle oraya sahip olmak istiyorlar. İşte az da olsa bu dini hissiyatlar ön plana çıktığından dolayı Cenab-ı Hak Yahudileri, bugünkü İsrail'i çabuk cezalandırmıyor. Muazzam bir tespit, öyle değil mi? Çok yani acayip bir tespit. Yoksa dünya perestlik hislerinden olsaydı zulüm devam etmez. Zulm ile abad olanın sonu berbat olur. Küfür devam edecek kıyamete kadar ama zulüm devam etmeyecek. Nasıl ki İslam, Müslümanlar oraya sahip çıkıyor, çıkmak istiyor. Aynen öyle de Beni İsrail peygamberlerinin mezaristanı, kabristanı olan o mıntıkaya Yahudi milleti, Beni İsrail halkı o yüzden sahip çıkıyor. Hissi dini bir cihette galebe ettiğinden orada, dini hissiyatlarla bunu yaptığından Cenab-ı Hak yaptıkları zulme çabuk ceza vermiyor. Muazzam bir tespit. Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre, o kadar az bir nüfus, küçük bir yer dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti Said Nursi radıyallahu anh. Buradaki nükte çok kıymetli. Beni İsrail halkı, Yahudilerin hiçbir zaman toprağı olmamış. Dikkat ederseniz hakikaten koca dünyada işte İsrail'in tamamını saysanız ne yazar? Az bir toprakları var ve nüfusları daimaz. Kur'an-ı Kerim bunları çok sert ikaz ediyor. Kıyamete kadar zillet ve meskene toka diyeceksiniz diyor. Şimdi Kur'an'ın nazarında Yahudilerin tarifi bu. Peki alemi İslam'ı düşünelim, Müslümanları düşünelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o meşhur hadisi şerifine bakalım. Bir de bunun evvelinde Yahudilerin arkasında bir güç ve kuvvet var. Yahudilerin arkasındaki, estağfurullah, ahir zamanda Deccal'in arkasında bir güç ve kuvvet var. Her zaman dünyayı ifsad eden, yeryüzünde fesat çıkartan her kimse, Deccal yahut Deccal misal, Süfyan yahut Süfyan misal, her kim varsa mutlaka ama mutlaka arkasında Yahudiler vardır. Hatta üstadımız şualarda, 5. şuada muazzam bir tespit yapar. 5. şuayı açalım. Hakikaten Hazreti Ömer kıssası var. Oradan bir yer okuyacağım. Orayı da Allah nasip ederse la tezilu taifetun min ummetin zahirin alel hakkatta yeti Allah'ı bi emrihi. Hadis-i şerifiyle bağlayacağız. Yani yeryüzüne İslam'ın hakim olmasını düşüneceğiz. Şimdi dedik ya, Cenab-ı Hak ceza vermekte acele etmez. Cenab-ı Hak imhal eder, mühlet verir ama asla ihmal etmez. Meşhur ayet-i kerime de öyle diyor ya. Ve la tahsabannallahu gafilen amme ya'meluz zalimin. Yani sen sakın Rabbini zalimlerin yaptığı zulümlerden habersiz zannetme. Fakat Rabbin o azabı şiddetli ve çetin olan bir güne kadar onlara mühlet vermiştir. Şimdi dolayısıyla mutlaka Cenab-ı Hak onların zulmüne ceza verecek. Ama küçük cezalara, küçük suçlara, küçük yerlerde ceza verilir. Büyük suçlara, büyük yerlerde ceza verilir. Yahudilerin yaptığı bu zulümlerle onları öldürseniz de bir ceza değildir. Cenab-ı Hak onun için bu dünyada onlara mühlet veriyor ve azabı şiddetli olan o gün onları dehşetli azaplara, dehşetli cezalara çarptıracak inşallah. Onun için ayet-i kerime hakikaten insana teselli veriyor. Aynı şekilde onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır.
Evet, Kur'an'ın nuru, yeryüzüne hakimiyeti mutlaka olacak. Bunlar hep ayet manaları. Cenab-ı Hakk'ın vaad-ı ilahileridir. Ama o وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمِينَ ayet-i kerimesindeki muazzam belagat, muazzam nükte hakikaten insana teselli ediyor elhamdülillah, çok şükür. Şimdi bu beşinci şuadaki Hazreti Ömer kıssası meselesinde bir nükte okuyacağız inşallah. Bir bakalım bu manaya. Üç küçük nükte olacak burada. Beşinci şu anın sonunda. Orayı bulayım. Tabi tabletten bulmak biraz daha zor oluyor. Onun için kusura bakmayın. Şuradan. Her iki deccal de Yahudinin kuvvetiyle beslenecek. Buldum. Medar, garabet, üç hadise. Şimdi Yahudilerin ahir zamanda hem Hristiyanlığı ifsad edip deccalizme, yani mutlak Allah'ı inkara, İslam dünyasında ifsad edip risaleti, peygamberliği, nübüvveti inkar edip Süfyan'a kuvvet verme meselesi var. Hitler'in de arkasında mühim kuvvetin Yahudiler olduğu malum. Lenin'in, Stalin'in arkasında da mühim kuvvetin o devrimi yaptırmalar için onlara finans destekçisi olarak Yahudiler ne oldu? Gayet aşikar ve gayet malum bir surette görünüyor. Medar, garabet üç hadisedir. Birinci hadise, bir zaman Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anha Yahudi çocukları içinde birisini gösterdi. İşte sureti dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an, öyleyse ben bunu öldüreceğim dedi. Ferman etti. Eğer bu Süfyan ve İslam Deccali olsa sen onu öldüremezsin. Eğer o olmazsa onun suretiyle öldürülmez. Bu rivayet işaret eder ki onun sureti, yani İslam Deccali olan Süfyan'ın sureti zamanında, İslam Deccali olan Süfyan'ın sureti o Süfyan'ın zamanında, yani İslam'ı tahrip ettiği, Kur'an'a hücum ettiği, Şeriat-ı Ahmedi'yi inkar ettiği o dönemde sureti çok yerde görülecek. Mesela paranın üstünde, her yerde, devlet dairelerinde, görebildiğiniz kadar her yerde onun suretlerini, heykellerini göreceksiniz. Bunu Bediüzzaman Hazretleri söylediğinde 1905'ler, 1906'lar. Yani hani Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra söylenmiş bir ifade değil, bu nükte olarak hatırımızda kalsın. Gariptir ki, burada bir nükte var. Onun suretiyle, onun suretinin göründüğü çocuk, Peygamberimiz sureti diyor ya, benzeri. O sureti görmekle onu öldürecek derecede ona hiddet eden Hazreti Ömer, o İslam Deccali olan Süfyan'ın çok beğendiği, senakerane ondan bahsettiği, takdir ettiği ve onun sözlerini kullandığı birisi olacakmış. Yani Hazreti Ömer onun suretini görmekle çocuğu öldürecek kadar ona hiddetlenecek. Fakat İslam Deccali olan Süfyan Hazreti Ömer'den senakerane methedecek, bahsedecek, takdir edecek. Hatta onun sözlerini kendi sözüymüş gibi kullanacak. Bu binikte, yani Peygamber Efendimiz'in sureti demesi onun suretinin çok yerlerde görünmesine işaret olacak. Ve suretine kızan Hazreti Ömer o İslam Deccali'nin en çok sevdiği, beğendiği zatlardan birisi olacakmış. İkinci hadise var. O da Yahudilerin ve Yahudi misyonunda, vizyonunda olan Yahudilerin adamlarının bir özelliğinden bahsedecek. İslam Deccali Süfyan ve Tin suresinin manasını soruyor. Diyor ki لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Tin suresi benden bahsediyor. Bediüzzaman Hazretlerine bu sual geliyor. Dolaylı yönden Süfyan'ın bizzat kendisi soruyor, sorgulatıyor. Bediüzzaman Hazretleri de ona cevaben diyor ki yanlış yapmışsın. İkra Bismi Rabbike suresindeki innel insane leyadga, yani zalimane azgınlaşacak. O insan öyle azgınlaşacak, öyle azgınlaşacak, öyle fesatlar çıkaracak ki camilere zulmedecek. Camileri ahıra çevirecek, camileri yakacak, yıkacak. Bak bugün Mescid-i Aksa'ya da aynı Yahudi zihniyeti hücum ediyor. Mescid-i Aksa'ya, mabetlere zulmediyor. Aynı zihniyetin piyonu olan, maşası olan Süfyan da camilere saldırmış, camilere hücum etmiş. İkinci hadise bu. Üçüncü hadise ise çok kıymetli. Burası biraz günümüze bakıyor. İnşallah
Göreceğiz onu. Yani nasıl ki Salahaddin gitti orayı ele aldı. İslam'ı, Müslümanları o zulümden kurtardı. Kudüs esirken bana gülmek haramdır dedi. Selahaddin'in torunları olan Kürtler ve Türkler. Fatih'in, Yavuz'un torunları olan Kürtler ve Türkler bu vazifeyi yapacak. Ama bir şart var. Bakalım. Bir rivayette İslam Deccali Horasan taraflarından zuhur edecek denilmiş. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Bunun bir tevili şudur ki Şark'ın, Doğu'nun en cesur ve en kuvvetli ve en kesretli kavmi ve İslamiyet'in en kahraman ordusu olan Türk milleti. O rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından, yani Peygamber Efendimiz Şark'ın en kuvvetli, İslam'ın en kıymetli bayraktar şiarı, barikay asa kılıncı olan ordusunun Horasan tarafından, yani Orta Asya'dan çıkacağına işaret etmesi Türklere işarettir. Yani diyor ki Türkler o zaman Orta Asya'da Horasan tarafında yaşıyorlardı. Deccal demek Horasan tarafından zuhur edecek. Deccal onların içinden çıkacak. O zaman Türklerin içinden çıkacak Deccal, İslam Deccali. Ve aynı zamanda İslam Deccalini yıkacak, devirecek, parçalayacak olan ordu da Türklerdir. O zaman İslam'ın en kahraman ordusu Horasan'dan çıkacak. Tabi o zaman Türkler daha Anadolu'yu yurt edinmediğinden dolayı Horasan'da olduğu için hala Horasan'da bekliyor bir kısım zahir alimler. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı kastetmiştir. Hadis alimleri, hadis istinbatlarını, anladıkları manaları istinbat yaparak o istinbatlarıyla, o anladıkları manalarla Horasan'dan hala bekliyor. Halbuki Efendimizin işareti o taraftan çıkacak demek. Bugün Türkler bu tarafa yurt edinmişler. Demek ki İslam'ın en kahraman ordusu Türk milleti olacak. Hatta Üstad Hazretleri de yine ayet-i kerimenin tefsirinde Aizzel İslam manası var ya, yani Müslümana karşı izzetli olacak, mazluma karşı zillete girecek, zalim kafire karşı izzetli olacak. Allah öyle bir kavim gönderecek ki sizden sonra o kavim zalimin karşısında mazlumun yanında olacak. Ayet-i kerimesinin hususan Türklere baktığına işaret ediyor üstadımız. Şimdi bakalım. İşte Türk milleti o rivayet zamanında Horasan taraflarında bulunup daha Anadolu'yu vatan yapmadığından o zamandaki meskeni zikretmekle Süfyani Deccal onların içinde zuhur edeceğine işarettir. Şimdi şu ifade çok manidar. Gariptir, hem çok gariptir. 700 sene müddetinde İslamiyet'in ve Kur'an'ın elinde şeref şiar, barikay asa bir elmas kılınç olan Türk milletini ve Türkçülüğü muvakkaten İslam'ın, İslamiyet'in bir kısım şiarına karşı istimal etmeye çalışır. Çok muazzam bir ifade. 700 sene İslam'a hizmet etmiş bayraktar şu kahraman Türk milleti ve Türk ordusu elinde şeref şiar, barikay asa elmas kılınç olan, yani İslam'ın elmas bir kılıncı olan şu Türk milletini ve Türkçülüğü geçici olarak muvakkaten İslamiyet'in bir kısım şiarına karşı iptal etmesine çalışır. Ha, Yahudilerin adamı olan o Süfyan, İslam Deccal olan Süfyan demek Türk ordusunun başına geçecek, hilafeti kaldıracak, İslam'ı, Müslümanları başsız bırakacak ki İslam Müslümanların herhangi birine bir yerde zulüm olduğu zaman Müslümanlar bir araya gelemesin. Bakın, dünyada halkı Müslüman olan devletler var ama İslam devleti yok. Mesela Türkiye, İslam'ın en güzel yaşandığı ülkelerden birisidir şu anda. Ehl-i sünnet vel cemaatin kalesidir. Fakat İslam devleti midir? Hayır, değildir. Dünyanın hiçbir yerinde İslam devleti yok maalesef. Araplar var diyeceksiniz. Hayır, Araplar şeyhlerini, yani o şeyhler dediğimiz malum, o aileyi, İngilizlerin yerleştirdiği kraliyet ailesini korumaya çalışıyor. Vatandaşlarına, halklarına lafımız sözümüz yok. Fakat başındakiler İslam ülkelerinin, İslamlar, Müslümanların yaşadığı ülkelerin başındaki yöneticilerin hepsi, hemen hemen hepsi, ekseriyeti İngiltere'de eğitim almış, İngiltere'nin başlarına atadığı adamlar. Ha peki bu nasıl olmuş? Bakın dikkat edin. Hilafet kaldırılınca, Müslümanlar başsız bırakılınca, Müslümanlar paramparça yapılınca İngiliz hepsini tek tek yutmuş, almış. Ve temelindeki Yahudi kuvveti İslam'ın en kahraman ordusu olan Türk milletinin başına Yahudi zihniyetinde, Yahudi kafasında birisini geçirecek ve İslam'ın aleyhine çalıştıracak. Bu ordu 700 sene İslam'a hizmet etmiş. Son 100 senedir, 100 senenin son 10 senesini, yani 2010'dan sonrasını, 2015'ten sonrasını, hatta 15 Temmuz'dan sonrasını belki tam almak gerekir.
15 Temmuz 2016'dan öncesinde 95 senedir, 90 senedir İslam'ın aleyhindedir. Allah, peygamber, Kur'an ahlakı, peygamber ocağı, Kur'an ocağı olan o ordu Yahudinin, Siyonizmin, İngiliz'in, Masonların ve dinsizliğin, ateizmin, deizmin karargahı olmuştur. İşte Yahudi milletinin desteklediği o Süfyan önce hilafeti kaldıracak, İslam'ı, Müslümanları başsız bırakacak. Başsız kalan Müslümanların kahraman ordusu olan Türk ordusu başını kaybettiği için o Yahudi'ye, Yahudi zihniyetindekine biat edecek ve o biatından sonra adeta 95 sene İslam'ın aleyhine geçecek. 90 sene, 95 sene İslam'ın aleyhine geçecek. Ama bir müjde var burada. Fakat muvaffak olamayacak. Yani geçici olarak Yahudiler ve Siyonistler Türk ordusunu, kahraman milletin ordusunu ele geçirecek. İslam'ın şairinin, yani İslami göstergelerin aleyhine çalıştıracak. Yani şu, darbe yaptıracak. Defalarca darbeler, postmodern darbeler, ihtilaller, muhtıralarla ne zaman Müslümanlar başa gelecek? İslam'ı kullanıp, İslami bir adeta yafta vurup, damga vurup Müslümanlara zulmedecekler. Hakikaten ordu 90 sene İslam'a ve Müslümanlara zulmetmiştir. Ne zamana kadar? 15 Temmuz 2016'ya kadar. Ordu pisliklerden temizlenene kadar. Üstadımızın müjdesi burada. Üstadımızın müjdesi Kur'an'dan ve hadislerden. Bakın, o Hazreti Ömer kıssasından. Kahraman ordu dizginini onun elinden kurtaracak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Hakikaten elhamdülillah kahraman ordumuz, kahraman Türk ordusu. Burada Türklerden maksat Kürtler de var içinde. Yani Türkiye, Anadolu ordusu, kahraman Türk ordusu. Deccal'in elinden, Süfyan'ın elinden dizginini kurtarıyor inşallah. Son 4-5 seneye bakın artık ordularda, ordumuzda askerimiz besmele ile, abdestle, Kur'an'la, ibadetle, cemaatle namazla, cuma namazıyla, karargahların içindeki mescitlerle, camilerle, o karargahların içinde okunan ezanlarla, karargahların içinde o karargah müftülerinin atanmasıyla inşallah İslam'a doğru, Müslümanlığa doğru tekrar yaklaşıyor. Ve bir vakit tekrar İslam'ın kahraman bir ordusu olacak. Ha, niye geldi mevzu buralara? Şimdi bir şey yapamıyoruz. Dua ediyoruz. İnşallah ehli iman güçlenecek, kuvvetlenecek şu Ramazan günlerinde. Zalim İsrail'e ve dua ediyoruz. Oradaki mazlum kardeşlerimize dua ediyoruz. Fakat yeter mi, yetmez. Ne lazım? Kahraman ordunun Süfyan'ın elinden tamamen kurtulup İslam'a, Kur'an'a hizmetkar olması lazım. İslam'a ve Kur'an'a hizmetkar olan o hamiyetli ordu tekrar başına gelecek. İslam'ın başına, Müslümanların başına geçecek. Üstadımızın bir müjdesi var. Şam'a inecek. Mescid-i Aksa'ya gidecek. Hacı olup gelecek diyor. Bu hususi bir rivayettir. Belki ilk defa naklediyorum size. Hususi duymuştum. Kelimelerde birkaç değişiklik olabilir. Ama aynen böyle. Şam'a gidecek. Şu anda Şam'a gitti. Bakın dikkat edin. Türk ordusu 26 Mart 1516'dan sonra 500 sene yattı. 26 Mart 2016'da Anadolu'ya indi. 26 Mart 2016'da Güney Anadolu'ya indi. Yani Şam'a indi. Şam'a inecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, hacı olup gelecek inşallah. Bu ne demek? Gayet aşık, gayet aşikar. Yani sırada Kudüs var, merak etmeyin. Ama yavaş yavaş oluyor, birden olmuyor. Şimdi mektubatta bir ifade var. İnsanlar iki şekilde uyanır. Bir, ilmen, marifet olarak Kur'an'ın ahkamına bakar uyanır. İkincisi, insanları, Müslümanları uyandırmak için kırbaç lazım. İttihad-ı İslam'ın, yani Cemahir-i Müttefika-i İslamiye, Birleşmiş İslam Cumhuriyetlerinin kurulması, İttihad-ı İslam, bu zamanda her Müslümanın en büyük farz vazifesi İttihad-ı İslam'dır. Müslümanların birliğine, beraberliğine, birlikteliğine çalışmaktır. İttihad-ı İslam'ın olması için bunların olması gerekiyor. Yani Arakan'da o olayların, zulümlerin olmasından, Doğu Türkistan'da o zulümlerin olması gerekiyor. Myanmar'da, yani dünyanın her tarafında İslam ümmetinin zulüm görüp bir cihette, istemeyiz ama kader öyle takdir etmiş. Bir cihette İslam ümmetinin oralarda zulüm görüp tekrar Müslümanların düşünüp yahu biz niye bu hale geldik? Bizim başımız yok mu? Bizim idarecilerimiz nerede? Bizim bir halifemiz, bize yön verecek, emir verecek bir komutan yok mu diye düşündürecek bu hadiseler vücuda gelecek. Mektubatta Üstad Mehdiyet bahsinde şöyle bir ifade kullanıyor. Milletin içindeki hamiyeti aliyeyi feveran ettirecek o hadisat-ı azime vücuda geliyor. Hakikaten öyle.
Yani Müslümanları ayağa kaldıracak, Müslümanların aklını başına getirecek, Müslümanları uyandıracak büyük hadiseler lazım. Nedir bu? İşte Ramazan günlerinde zalim İsrail'in yaptığı zulümdür Müslümanlara. Arakan'da, Çin'de, Doğu Türkistan'da, Moğolistan'da, Rusya'da, dünyanın farklı farklı memleketlerinde, farklı farklı İslam beldelerinde zalimlerin, dinsizlerin, kafirlerin, Yahudilerin, müşriklerin Müslümanlara yaptığı zulümler büyük bir hadisedir. O hadisat-ı azime, o büyük hadise İslam'ın, Müslümanların bir olmasına, bir araya gelmesine, ittihadı İslam'ına vesile olacaktır inşallah. Bu kahraman ordu inşallah onların başına geçecek, Şam'a inecek, Mescid-i Aksa'ya gidecek, belki bir cuma namazı kılacak. Ondan sonra inşallah hacı olup gelecek. O hacı olup gelmek de inşallah Araplara da bir ayar verilecek. O Araplar da tekrar İslam ümmetinin aslına, Kur'an ümmetinin aslına dönecekler inşallah. Ve bu suretle Kur'an-ı Hakim yeryüzünde hakim olacak inşallah. Kur'an-ı Kerim'in desatir âliyesi, o yüksek, büyük âli düsturları yeryüzünde hakim olacak ümidindeyiz, itikadındayız. Dolayısıyla bu hadiseler evet bizi üzecek, üzülüyoruz ama şehit olmadan, yani bir cihette bedel ödenmeden Cenab-ı Hak bir şey vermiyor. Elbette orada Filistinli kardeşlerimiz bir cihette bedel ödüyorlar, şehit oluyorlar, ahiretlerini kurtarıyorlar. Ama siz sakın zannetmeyin Cenab-ı Hak Rabbimiz zalimlerin yaptıkları zulümlerden habersizdir. Merak etmeyin, hepsi görülüyor. Hepsi vakti tayin edilmiş bir mahkeme-i kübraya talik ediliyor, erteleniyor. Ve orada sonra ama bu hadiseler olmazsa Müslümanlar ayağa kalkmaz ki. Bugün biz ne yaparız rahatımızdan, keyfimizden? Hiçbir şey düşünmeyiz. Hilafeti düşünmeyiz, halifeliği düşünmeyiz, İttihad-ı İslam'ı düşünmeyiz. Müslümanların birlikte olması gerektiğini, birlikte olmaları gerektiğini, nasıl ki Hristiyanlar Papa'nın etrafında, Vatikan'ın etrafında toplanmış İslam ümmetinin de tekrar ya İstanbul'da ya Ankara'da, yani hilafetin devrildiği yerlerde, Ankara'da hususan veyahut Mekke'de yahut Şam'da bir araya gelmesini biz düşünmeyiz, hesap etmeyiz. Ama bugün ne yapıyoruz? Düşünüyoruz. Diyoruz ki ya Müslümanlar bu kadar zulüm görüyor. Niye hiç İslam milleti, Müslüman ülkeler, ordular, askerler bir ses çıkartamıyor? Ha, hilafetimizi devirmişler. Düşünmeye sevk ediyor. Halifeli gelden gitmiş. Bir Yahudi gelmiş, İslam'ı paramparça etmiş. İngilizlerin Türkiye'yi devlet olarak tanıdığı halifeliğin kaldırıldığı gündür. Bu bir nükte olarak hatırımızda kalsın. Gündüzünde halifelik kaldırılmıştır. Akşamında İngiltere Türkiye'yi devlet olarak kabul etmiştir. Çünkü Boğaz'dan, İstanbul Boğazı'nı İstanbul işgal ettikten sonra çekilmelerinin altında bu var. Kur'an'a, İslam'a olan bayraktarlığınızı bırakacaksınız. Maneviyatı terk edeceksiniz. İstediğiniz kadar devletiniz olsun. Zaten öyledir. İngiltere'nin toprağı küçücüktür. Ne işi var? Bütün dünyayı sömürüyor. Toprak edinmesine, başına bela etmesine gerek yok ki. Kocaman Amerika Irak'ın içinden çıkamadı. Niye toprağı kendine katsın ki? Sömürüsünü yaptı, malzemesini götürdü, bıraktı. Son 100 yıl böyle. Biz zannediyoruz ki ya olur mu? Türkiye'nin üzerinde İngiltere yazmıyor. Ya adam İngiltere yazmasına gerek yok ki. Mandasını dayatmış. Yetiştirdiği adamları koymuş başına. Senelerce bunu yapmış. Ve Türkiye 90 senedir ilk defa özgürlük mücadelesi veriyor. Belki 10 cephede, belki 20 cephede çalışıyor. Siyasi, ekonomik, öyle mi? Ondan sonra maddi cepheler, içeride, dışarıda, zalimler, deccalizm, süfyanizm. Ve Türkiye güçsüz, yani çok güçlü bir devlet. Ama bu zalimlerin ve kafirlerin hepsine karşı duracak bir gücü yok şu anda. Bunu bilmemiz lazım, gerçekçi olmamız lazım. Yoksa idarecilerin, yöneticilerin hepsi farkında. Fakat biraz güçlenmemiz lazım. O güçlenene kadar, o gücümüzü sağlayana kadar inşallah teknolojik gelişmelerle onlara gerekli cevap verilecek. Fakat vaktinden önce yapılan müdahale bize musibet bela getirir. Elbette iyi şeyler olacak. Ha diyeceksiniz ki ne zaman olacak? Şimdi ona bakacağız. Yani bu olaylar, bu hadiseler, üstadımızın verdiği müjdeler ne zaman olacak? Çok uzun, ben uzun tutmayacağım. Kısaca Kastamonu layıkasında o meşhur hadis-i şerifin izahı var. Onu okuyacağım. Sayfa 29'larda mıydı? Bulayım. Şurası. Ahir zamandan haber veren mühim bir hadis. La tezelu taifetun min ümmetin zahirin alel hakkı hatta ye'ti Allah'a bi emri. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurmuşlardır ki Allah'ın emri olan kıyamet gelmez. Ne zaman? Ümmetimden bir kavim İslam'ı yeryüzüne zahirane, aşikarane, galibane yaymadan, neşretmeden
Allah'ın emri olan kıyamet gelmez. Şimdi Efendimizin kelamlarında Kur'an'da olduğu gibi aslı vahiy olduğu için, vahiy zımni olduğu için nükteler var. İlmi ebced deniliyor buna. Yani Efendimizin ifadelerinde mucizane ihbari gaybiler var. Bediüzzaman Hazretleri bu hadisi şerife bakıyor. Ramazan-ı Şerif'te 10. günün 2. saatinde, Ramazan'ın 10. gecesinde saat gece 2'de. Birden bu hadisi şerif hatırıma geldi. Ya maşallah bu kuş dersin başından beri orada tesbih ediyor. Acayip yani değil mi? Fark ettiniz mi? Muazzam bir şey. Köşeye geçti, dersi dinliyor ve tesbih ediyor. Elhamdülillah. Yani bir nükte. Belki bilmiyorum mikrofondan ses kameraya geliyor mu ama yani şimdi ben normal konuşmaya başlayınca zikri kesti. Ama ders okumaya başlayınca tekrar devam edecektir. La tezeli taifetin min ümmeti zahirin alel hakkat tiyallah bi emri. Ramazan-ı Şerif'in 10. gününün 2. saatinde birden bu hadisi şerif hatırıma geldi. Belki Risale-i Nur şakitlerin taifesi ne kadar devam edeceğine dair düşündüğüme binaen ihtar edildi. La tezelu taifetin min ümmeti. Yani Allah bir ümmet gönderecek. Şedde sayılır, tenvin sayılmaz. Makamı Cifrisi 1542 ederek nihayet devamına işaret eder. La ya'lemul gaybe illallah. Zahirine alel hak. Şedde sayılır fıkrası dahi makamı cifresi 1506 edip bu tarihe kadar zahir ve aşikarane belki galibane sonra 42'ye kadar gizli mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine işaret eder. Bakın şimdi burada tabii çok ilmi ifadeler var. Defaatle mükerreren mütalaa etmişiz, derslerde okumuşuz. Ben fazla uzatmamak adına kısaca söyleyeceğim. Bu tarihler zahirine alel hak. İslam'ın 40 sene yükselişi, 40 sene zirvesi, 40 sene inişi olacak. Toplam bir 120 yıl İslam'a verilmiş. Bu 120 yıl Kur'an hakim yeryüzüne hakim olacak, sulhu umumi temin edecek ve zemin yüzünü pisliklerden temizleyecektir inşallah. Şimdi bu nüktede, bu noktada, bu noktayı nazarla bakalım mevzuya. Üstadımızın bu söylediği tarihler, yani Arabi tarihlerin karşısını söyleyeceğim ben. 2002. 2003. Neresidir burası? Zahirane. 20 yıl. Aşikarane. Yükseliş devam ediyor. Kamerada elim görünüyor. Zahirane 20 yıl. 2002'den, 2003'ten, 2003'ten, 2023, 2025'e kadar. Zahirane devam edecek. 2023-25'ten 2045'e kadar aşikarane olacak. Yani İslam aşikar bir şekilde yeryüzüne hakim olacak. 2045'ten 2085'e veya 2043'ten 2083'e kadar 40 yıl galibane. Yani sulh-u umumi dünyada temin edilecek, yeryüzüne Kur'an'ın hakikatleri hakim olacak, kahir ekseriyet İslam'ı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul edecek insanların çoğunluğu ve yeryüzünde bir fesat olmayacak. Bu fesatlar son bulacak Yahudilerin. Sonra tabii Müslümanlar her şeyin zevale, kemale eren her şey zevale gider. Güneş nasıl kemale çıktı, zevale gidiyor. Her yükselen şey geri inecektir. Müslümanlar rehavete kapılacak. Tekrar o 40 yıldan sonra yani 2085'lerden sonra 40 yıl iniş başlayacak. 2122'ye kadar. O 2122'lerden sonra o mağlubane, mağlubiyet başlayacak. 3-5 yıl kadar gizli bir mağlubiyet, büyük bir mağlubiyet. Tekrar Yahudiler, Beni İsrail yeryüzünü fesada verip Cenab-ı Hakk'ı bir cihette kıyamete zorlayıp kıyameti isteyip Cenab-ı Hak kafirin başına kıyameti koparacak. Yeryüzünde mümin, Müslüman kalmayacak. La ya'lemul gaybe illallah vel ilmu indallah. İlim Allah katındadır. Gaybi Allah'tan başkası bilmez. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ihtina sıratel müstakim, sıratı müstakim gibi ayetlerin ebced değeri. Bu hadis-i şerif ve buna benzer ahir zamandan haber veren hadislerin ebced değeri bu tarihlere işaret ediyor. İlmi ebcedde en ziyade Hazreti Ali radıyallahu anh uğraşmış, zirvesi odur. Muhiddin Arabi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri ebced ilmiyle uğraşan alimlerdendir. Ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de ebced ilmini manen öğrenmiş ve bu ifadeleri kullanmış. Tekrar ediyorum, 2003. Şimdi Bediüzzaman 100 yıl önce söylemiş. Dikkat edin, şu anda İslam ümmetinin başına bir cihette geçen bütün Müslümanların biz kabul edelim etmeyelim. Türkiye'nin reisi cumhuru bütün Müslümanların şu anda bir cihette ümit bekliyor. Ne zaman geçtiler bunlar başa? 2003.
Elhamdülillah bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği hadisin ebced değeri 2003'e tam tevafuk ediyor. Yani Kasım 2002'de 2-3 ay yasağı vardı geçemedi. 2003'ün Ocak Şubat aylarında geçtiler. Yani şu andaki reisi cumhur 20 yıldır memleketi idare ediyor. Ve 20 yıl idare edecek. Yani zahirane dönemde bir cihette vazife yapacak. Sonra aşikarane dönem gelecek. Yani ivme kazanacak İslam'ın yükselişi. Bazı olaylar ve hadiseler, o Yahudilerin 76 yıllık iki defa fesat çıkarma meselesi falan da tam 2025'e tevafuk ediyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri'nin yaptığı ebced ilmindeki 2023-2025 tarihlerine. İnşallah Şam'a inen ordu 2023-2025 tarihlerinde daha da güçlenip envanterini, askeri envanterini, silah envanterini daha da güçlendirip ekonomisini biiznillah daha da kuvvetlendirerek Kudüs'e gidip oradan Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a gidip hacı olup dönecektir inşallah. Yani hilafet olacak yakın. Korkmayın, mahzun olmayın, hüzünlenmeyin. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Evvela ümit lazım, evvela inanmamız lazım. Sonrasında Cenab-ı Hak muvaffak edecek ama biz inanacağız, vazifemizi yapacağız. Öyle dolar yükseldi, altın yükseldi, şu oldu, bu oldu, ekonomik bunlara takılmayacağız. Kafir, zalim bir araya gelmiş, Müslümana hücum ediyor. Bak bugün Filistin'de dolar bedava olsa ne, yüksek olsa ne? Müslümanlar, hanım kardeşlerimiz, kadınlar orada zulüm gördükten sonra, çocuklar öldürdükten sonra 20 kişi öldürmüşler yine. Şehit oldu inşallah. Şehadete yükselttiler. Cenab-ı Hak bedel alıyor. Kan alıyor. İnşallah kefareti zünub oluyor. O zalimler Cenab-ı Hakk'ı o büyük musibete bir cihette çekiyorlar. Cenab-ı Hak o musibeti onların üzerine gönderecek. Ama inşallah barikay asa elmas kılınç olan Türk ordusu bu işi yapacak. Merak etmeyin. Uzak değil ve çok yakın. Ve tarih söylüyoruz. Biiznillah. Allah'tan başkası gaybı bilmez. Fakat Kur'an'ın ve hadislerin işareti, remizleri 2025'te tevafuk ediyor. 23-25. Üstadın 1925'te 100 yıl sonra zemininizde şimdikiler nur tohumları zemininizde çiçek açacak demesi de 1925-26, 2025-2026'ya tevafuk ediyor. Bunlar zaten Risale-i Nur okuyan nur talebelerinde herkesçe malumdur. Herkes bilir, herkes görür. Evet, devam ediyoruz. Hatta yeti Allah bi emrihi, yani kıyametin kopma tarihi de sanki 2125'ler gibi. Kıyametin mutlak saatini Allah'tan başkası bilmez. Dakika olarak, an olarak, gün olarak kimse bilmez. Allah bildirirse sen de bilirim, ben de bilirim. Allah Kur'an-ı Kerim'de velâ rabbin velâ yâbisin illâ fî kitâbin mübin diyor. Yani yaş kuru olmuş olacak her şey bu kitapta yazılı diyor. Ama herkes göremez, sen ben göremeyiz. Cenab-ı Hak isterse alim bir kuluna gösterir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da görüyordu ama net tarih söylemiyordu. Bediüzzaman gibi büyük alimler de görüyor ama tarih bilmiyorlar. Günü gününe, ay ayına bilmiyorlar. Dolayısıyla Kur'an'dan tahminlerde bulunuyorlar. Elbette ki Allah ilmi vermiş. Bu ilimde rüsuh peyda edenler bu tahminleri yapar. Kur'an-ı Kerim'de ellezîne en'amte aleyhim, yani kendine nimet verdiklerimiz ayeti veya sırat-ı müstakim ashabı, minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin, nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, ashabı, bunların ebced değerleri hepsinin tevafuku 2002, 2003, 2022, 2023, 2025, 2045, yani zahirane, aşikarane, galibane yüksek bir zirve 40 sene, sonra mağlubane. Toplam 120 yıl. Ve bunun 80 yılının, yani galibiyetin, mutlak galibiyetin olduğu 80 yılın ilk 20 yılı geçti. Yani zahirane dönem bitti. Elhamdülillah bir polis, bir asker artık üniformasıyla camiye gidip namazını kılabiliyor. Artık askeriyede, birliklerde, garnizonlarda dikkat edin artık camilerde ezan sesleri yükseliyor. Namaz kılacağım dediği zaman askere kimse bir şey diyemiyor. Asker komutanların hanımları, eşleri tesettürüne dikkat ediyor. Tesettürlü olabiliyor. Kimse müdahale edemiyor. Ama bundan 15 sene önce namaz kılan asker ordudan atılıyor. Annesi babası tesettürlü olanın yemin törenine anneler babalar sokulmuyor. Deccal, yani Yahudinin askeri olan o Deccal, Yahudinin komutasında olan, kumandasında olan o Deccal 90 yıl İslam ordusunu eline aldı ve o 90 yıllık vazifesi bir cihette bitti. İnşallah bu hadisat-ı azime, bu olan büyük olaylar, dünya çalkalanıyor. Bakın korona, ondan sonra 2003 den sonra Irak'ın işgali. Yani Cenab-ı Hak 2002'de 2003'te Müslümanlara dokundu. Kırbaç Müslümanlara 2002-2003'te vurulmaya başlandı.
Bakın 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda, özellikle Husayn 2. Dünya Savaşı'nda Müslümanlar öyle çok bir işin içine karışmıyor. Dışarıda kenarda kalıyor, yatıyorlar. Avrupa Hristiyanları birbirini yiyip uyanıp ileri gidiyorlar. Yatan kim? Uyan 500 senedir yatan Müslümanlar. 500 sene diyor Üstad Hazretleri. 500 senedir yatan Müslümanlar, yani Mercidabık Savaşı'ndan beri yatan Müslümanlar. Onunla iftihar edip duran Müslümanlara Cenab-ı Hak 2003'te Irak Savaşı'yla ilk darbesini vurdu. Uyandırma, ilk kamçıyı dürttü. Ve dikkat edin, işte Lübnan, Filistin, Ürdün, aklınıza nereler geliyorsa dikkat edin, İslam ülkelerinde kaynama var. İslam ülkeleri kaynıyor ve Cenab-ı Hak koronayla dünyayı kaynattı. Ve insanlar artık düşünüp tefekkür edip bir hakikat, bir çıkış yolu arayacaklar. O çıkış yolu Kur'an'dır, sünnettir ve İttihad-ı İslam'dır. İttihad-ı İslam'ın, Müslümanların birlikteliğine vesile olacak büyük hadiseler bu olaylardır, vücuda geliyor. Evet, Müslüman kardeşlerimizin kanı akıyor, buna sevinemeyiz. Ama İttihad-ı İslam'ın vesilesi olduğu için ucuz bile, az bile. Yani Müslümanların bir araya gelmesine vesile olmak için 20, 30, 40, 30, 100, 1000, 2000, 3000, 5000 şehit kan az bile gelir. Ha, Cenab-ı Hak inşallah bu olaylardan, bu hadiselerden ibret alıp, ders çıkartıp, hakaik-i Kur'aniye hakkıyla sarılıp, sünnet-i seniye hakkıyla ittiba edip, şu Ramazan günlerinde ziyadesiyle dua edip ve olacak olayların, hadiselerin farkına varıp, ümitlenip, ümitsizliğe kapılmayıp, ehli imana ümit vereceğiz. Kur'an-ı Kerim der ki, Yahudilere karşı galip olmak isterseniz, ayetin Arabi kısmının tamamını bilmiyorum ama başını biliyorum. Kuntum ummetun hayrun uhricet linnas te'murune bil ma'ruf ve tenhavne anil münker ve yu'min billah. Bu ayetin de hemen akabinde der ki, ayeti tersten okuyalım. Der ki, Yahudiye, Siyoniste, kafire, münafıka, müşrike, ateiste eğer muvaffak olmak istiyorsanız madde planında, yani insani dünya planında aranızda emri bil maruf yapıp nehy anil münker yapacak bir topluluk, bir kavim yetiştirin. Yani nesil yetiştirin. Allah'ı, peygamberi tanıyan, Kur'an'a inanan, Kur'an'ın hakikatiyle, Kur'an'ın ameli, ilmiyle amel eden bir nesil yetiştirin. Mutlaka zafer sizindir. Bu ümmet İspanya'ya, Avrupa'nın göbeğine Elhamra'ya La Galibe illallah yazdı. Yine gider La Galibe illallahı Kudüs'e de yazar, Kabe'ye de yazar, dünyanın her tarafına yazar, yazacak inşallah. Ama aramızda emri bil maruf yapıp nehy anil münker yaratacak bir topluluk, bir nesil, bir evlat yetiştireceğiz ki Cenab-ı Hak bize yardım etsin. Yoksa Cenab-ı Hak zalimlerin yaptıkları zulümden habersiz değil. Elbette Allah bize yardım ederse daha bize kimse bir şey yapamaz. Hep bunlar ayet manası söylediklerim. İntensurullah diyor mesela. Yani Allah size yardım ederse daha sizin önünüzde kimse duramaz. Allah'ın yardımını bekleyeceğiz, inayetini bekleyeceğiz. Kur'an-ı Hakim'in o bize emrettiği, bahşettiği o kıssayı Musa'daki hakikatleri anlayacağız. Oradaki dersi ibrete aldıktan, 7 noktayı, 7 nükteyi icazı anladıktan sonra bu noktada bir araya geleceğiz, dua edeceğiz. İnşallah zafer yakın. Üzerimize düşeni yapmamız lazım. Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak. Kafirler nurunu söndürmek istese de tamamlayacak. Önemli olan bizim nerede olduğumuz. İslam'ın rövanşı yapılıyor. Dünyanın rövanşı yapılıyor. Dinlerin rövanşı yapılıyor. İslam galip olacak. O rövanşta 3-5 dakika hakem uzatma vermiş o maçta. O futbol müsabakasında adeta. O uzatmada kaleci nasıl oyuna çıkar? Kaleci bile kalesini bırakır. En ileriye gider, koşturur. Canla başla mücadele eder. Şu anda o uzatmalar oynanıyor. Siyonizme, emperyalizme, kapitalizme, deccalizme, kemalizme, süfyanizme, dünyadaki bütün izimlere, Kur'an'ın aleyhinde olan bütün beşeri fikir anarşilerine karşı bir mücadele var ve adeta uzatmalar oynanıyor. Son 80 yıl 1-2 dakika hükmündedir. Dünyanın 7000 yıllık ömrüne göre şu 80 yıl 1-2 dakika gibidir. 80 yıl Cenab-ı Hak uzatma vermiş ve bu uzatmada herkes can siperhane mücadele edecek. Elbette şehitler olacak. Elbette maddi kayıplar olacak. Elbette bedeller ödenecek. Elbette fakirlikler olacak. Ama yeryüzüne İslam hakim olup zemin yüzünü pisliklerden temizleyip sulhu umumi temin edecek inşallah. Cenab-ı Hak bu itikadımızı bu dua hükmünde kabul edip bir an evvel Müslümanların fütuhat ve ferecine vesile kılsın inşallah. Cenab-ı Hak hayırlı etsin. Rabbena la tu'ahizne in nesine vaktane. Yani yanılarak, bilmeyerek hata yapmışsak Cenab-ı Hak affetsin, kusurumuzu bağışlasın. Niyetimiz Cenab-ı Hakk'ın dinini, davasını neşretmek, ilan etmek. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab.
Rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrine raşada. Aynı Ashab-ı Kehf'in yaptığı bu duayla Cenab-ı Hakk'a dua edeceğiz. Ya Rabbi biz bir işe niyet ediyoruz, bir işe başlıyoruz. Sen bu işi tamamına erdir diye inşallah devamlı dua edeceğiz müminlere, Müslüman kardeşlerimize. Duanın sözü, gücü her şey yeter. Fiili dua ve kavli dua. Kavli duaya devam edelim. Fiili duanın yapıldığı zaten askeriyemiz, ordumuz, bilim insanlarımız, devletimiz bir şeyler yapıyor. Biz farkında değiliz belki, bedeller ödeniyor. Kaç cephede savaşılıyor. Elbette ekonomik sıkıntılar da çekiliyor. O günlerde gelecek inşallah. 2025'e çok kalmadı. Artık zaman hızlı geçiyor. Çok hızlı olaylar olacak. Tekrar ediyorum son cümle. Bu İslam ümmetinin hamiyetini tehyic edecek, heyecanlandıracak, mahiyetindeki hamiyet-i âliyeyi, himayet duygusunu feveran ettirecek hadisat-ı azime vücuda geliyor. Bu büyük olaylar Müslümanları uyandıracak inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enil hamdulillahi rabbil alemin el Fatiha.